Yukarıda olabilir şu an, ben sana söyleyeyim. Akşam iki arkadaşımız bıçaklanıyor. Oraya bir saat sonra polis geliyor. Bir iki saat sonra ambulans geliyor. Orada can güvenliğimiz önemli. Orada yani hiçbir şey bizim can güvenliğimiz kadar önemli değil. Orada Türk'ü Kürt'ü ayrımcılığı var. O Türk'ü Kürt'ün ayrımcılığı olmasın. Arkadaş orada yatıyor bak. Yaralı halde. Ambulansı gelmez. Bir buçuk saat sürüyor. Bu arkadaş bir buçuk saatte yatsın. Yerden mi yatsın demelesi mi? Adama acil hastane etmez. Kimse ilgilenmiyor bak hastane. Niye? Peki nasıl yaralandı? Olayı anlatın. Türkiye'de buna izin vermiyorlar. Türk-Kürt ayrımcılığını yapıyorlar. Yani biz bu tür şeylere karşıyız yani. Abi biz eğer biz can gibi biz ayrımcılık istemiyoruz. Burada Türk'ü, Kürt'ü, Zazası, Çerkezi hepsi de burada kardeş. Herkes ekmeği için gelmiş. Adam ailesiyle Kürtçe konuşuyor. Çoğu insanın ailesi Türkçe mürçe bilmiyor. Yani benim ailem de örneğin Türkçe bilmez yani. Adam haklı yani, bir yönde de gelip de ailesiyle Kürtçe konuşuyor. Karşı tarafta da adam şey yapıyor. Diyor ki ne diyor, sen niye Kürtçe konuşuyorsun? Ben bundan rahatsız oluyorum. Senin dediğin Türk millet, Türk vatan dediğin şeyden şimdi kalkıp da bana ayrımcılık mı yapıyorsun? İki dil mi yapıyorsun? Adam istediği dili hani özgür dil? Hani özgür dil nerede? Mi kavga çıktı? Kavga o yüzden çıktı. Adam diyor ki ne diyor? Örneğin benim ailem şu an bilmiyor Türkçeyi. Ben kalkıp da Türkçe mi konuşacağım? Ben anlaşamam o zaman kimseyle. Hani Türk kardeş. Adam iki kişi. İkisi de yoğun bakımda. Yani ölmüş mü kalmış mı ondan bile haberimiz yok. Hangi hastanede? Şey Bahçeler Devlet Hastanesi'nde. Herkes otursun. Faşistleri çekmeyin. Ya faşistleri çekmeyin. Yarın sen öldürsen var ya. Faşistleri çekmeyin. Faşistleri çekmeyin.